Ya. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hüseyin Kılıçoğlu. Ayşe Arsa, İlgi Kozmetik, Kırşehir. Hüseyin Bey, doğru makyaj yapılırken nelere dikkat edilmeli? Bakın, bu benim branş olduğum bir konu. Branşı derken yıllardır yaptığım bir konu. En çok yapılan hatalardan bir tanesi, makyaj yapmadan önce altyapı hazırlıyoruz. En çok yapılan hatalardan bir tanesi, cilde uygun altyapı hazırlayıcı ürünleri kullanmama. Cilde uygun derken, biliyorsunuz ciltler değişiyor. Cilde uygun derken kuru cilt, örnek veriyorum, veya yağlı cilt. Elde olan herhangi bir ürünü nasıl olsa elimde var, rastgele sürüp olumsuz sonuçlar almak hiç hoş değil. Yani bu aldığınızda sürdüğünüz krem de anında sonuç vermiyor. Bu bir hafta, iki hafta veya bir ay sonra etkisini göstermeye başlıyor yanlışlık. Örneğin kuru cilde yağlı cilt için bir krem sürmek cildi daha çok kurutacaktır. Çatlamaları ve kaşıntıların artmasına, cildin dalgalanmasına ve cildin tepki göstermesine sebep olacaktır. Alta sürdüğünüz bu en alttan başladığınız krem olayı, nemlendirici olayı, makyaj öncesi yüzden bahsediyorum genelde. Makyaj öncesi sürdüğünüz bu ürün cilde zarar veriyor. Ve biliyorsunuz elimde nasıl olsa kaldı, bunu kullanayım boşa gitmesin. Yanlış, çok büyük yanlış. Önce cildinizi tanıyın. Cildinize uygun krem kullanın ki sonuçlar iyi olsun. İlk sürdüğünüzde, ilk makyaj yaptığınızda güzel görünebilir, hoş görünebilir. Ama bu ilerleyen dönemlerde mutlaka cilt tepki gösterecektir buna. Bu nedenle öncelikle cildinize uygun bir kremle başlayın. Cildinizin altyapısını hazırlayın. Hazırladıktan sonra yüz şeklinize uygun bir makyaj tarzı seçin. Biliyorsunuz dar olan yüzler vardır, geniş olan yüzler, oval olan yüzler, yüzlü yüzler de çeşitli şekillerdedir. Buna göre makyajınızı yapın. Gözünüzün, yüzünüzün ne kadar büyük bir bölümünü veya kaçta kaçını kapladığını görün önce be. Neden göreceksiniz, bu neye yarayacak? Yüzünüz büyük bir bölgeyi kaplıyorsa, gözünüz büyük bir bölgeyi kaplıyorsa yüzünüzde, buna göre gözleriniz biraz iri demektir. Makyajınızı buna göre yapın. İri gözlü makyajlarda en basit örneğini vereceğim. Gözleriniz iri ise lütfen göz kalemlerinizi dışarıdan kullanmayın. Göz altına kullanmayın, göz içine kullanın ki yüzünüzü, gözünüz orantılasın. Yani yüzünüz gözünüze göre daha orantılı hale gelsin. Dikkat çeker bir hale almasın. Bir bütünlük sağlasın. İçeriden sürdüğünüz göz kalemleri gözünüzü biraz daha küçük gösterecektir. Bu makyaj şekillerinden biridir. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Artı kaşlarınızın birbirine yakınlığı veya kaşlarınızın netliği veya kirpiklerinizin uzunluğu, kısalığı veya kirpiklerinizin soluk veya canlı duruşu. Bunlar son günlerde en çok dikkat edilen, en çok kullanılan, en çok üzerinde durulan olaylardır. Gelen müşterilerimden bunları hissediyorum. Bunlara birazcık dikkat edin lütfen. Kullanacağınız ürünlerde cildinize uyarken bunların kullanım şeklinde bilin. Rastgele kullanmayın lütfen. Rimel. Örneğin gelen müşteriler rimel kullanırken kullandıkları rimelin fırçasını kullanamadığı, o fırçanın kirpiklerine iyi gelmediği, fırçanın rahat kullanışlı olmadığı söyleniyor. Bakın, bu o kadar büyük bir hata değildir. Böyle bir seçim yapmayın ne olur. Rimeller, Sağlık Bakanlığı izinli olan rimellerin %90'ının sürümü çok rahattır. Fırça farklı olabilir ama çok rahattır. Bunu kullanırken tembellik değil de birazcık çaba gösterelim lütfen. Bir kere de rimelin hepsini süremiyorsunuz. Bir kere de rimel istediğin sonucu vermeyebiliyor. Onun da bir sürüş tekniği var. O tekniğe göre sürerseniz bütün rimeller olumlu sonuç verecektir. Rimelin kalitesine göre evet sonuçlarda farklılık olabilir. Ama o anki sizin imkanınız ve şu andaki kullanım şartlarınız neye uygunsa, ama unutmayın yine Sağlık Bakanlığı izinli üründen bahsediyorum, onu kullanabilirsiniz. Ve olumlu sonuçlar verecektir. Ve sonuç olarak da lütfen yüzümüzü yatmadan önce temizleyelim. Hiçbir şekilde makyaj kalmasın. Tertemiz olsun yüzümüz. Gündüz oluşan toz, toprak ve bakterilerden yüzümüzü kurtarmış oluyoruz ki alerjiye karşı da önlem almış oluyoruz.